Kılıçdaroğlu'na yani oy veririz. Yeterdi bu adama, karşıdır zaten beri başladır mı? Nereye kadar da? Yani senin değişmesi lazım yani. 20 yıldır ekonomi kriz ortada. Ne gençler ne biliyor, ne insanlar rahat konuşabiliyor. Bak gördüğünüz gibi. Dide ben memuruyum diye konuşamıyorum Dide. Şart yani, onun düşmesi şart yani. Sadece bu abi. Vallahi bir değişim var yani, bir değişim şart yani. Herkesin gözü artık açıldı yani bence. Görmesi lazım bence yani bunları. Yeter yani. Ev seçim jibu ve bölgeme mühim yani her seçime mühimdir. Diyarbakır ji Ahmed ji zani şuş sedi hafte ve doy hudan Kılıçdaroğlu. Mahakkak ve diza bedin vi yani çünkü visa sozdan evi vil erde neylen. Kürt ji havada çi sozda be tineci. Mesela iro bala hobedi iro van çar habed kuketni van da habedin Safi wan belli bun hemen tak cide geçkirin. Kuvvetin viyali, jibu menfaati, jibu artık çibe emni zanın. Ev de nava wan daye. Ama ey kurda safayı belli ya. Mesela iro yeşil soldu beçi, de be emni tisabdın Kılıçdaroğlu. Tüm menfaat ki jina kuvazın. De beni mahsusat işki jina diye haberdan. Sadece de be bira huayn katı no veri. Bira mesela 20 sale yek hükümdike. Bira evi peşiyame 20 sale dünya, 10 sale, 5 sale dünya gidin veri. Armanç eve başka çıktı. İlk oyumuza heyecanla kullandık. Umutluyduk. Lakin istediğimiz sonucu elde alamadık. Vekillikte yani Cumhurbaşkanlığında durdurabildik tek adam rejimini ama parlamentoda çoğunluğu elde alamadık. Hatta geçen seçimden daha da az bir vekil çıkardık. Bu politikalar yüzünden bu hale geldi. İlk turda desteklememiz gereken partiyi destekledik. Bu yüzden Diyarbakır'da bile ona vekil çıkarttık. Başka şehirlerde de bunun benzeri olaylar oldu. İkinci turda yine halkımıza, özellikle gençlerimize çağrımızdır. Sandıklara sahip çıkmalıyız. Biz elimizden geleni yapalım. Mühim olan sonuç değil yani, çabamızdır. Bir çaba gösterelim. Sonuç şu an bugün gelmezse yarın gelir. Kılıçdaroğlu. Evet. Yani yeter diyoruz artık. Tek adam rejimine son vermeliyiz. Bakalım olmazsa diğer seçime umutları taşıyacağız. Umarım başaracağız. Demek istiyorum örneğin ben tercihim Kılıçdaroğlu'ndan yana olacak. Çok sevdiğimizden değil, buradan Demirtaş. O bize söyledi diye biz ona vereceğiz. Benim gibi milyonlarca genç bu sene ona vereceğiz. Ben şahsen bu seçimde müşahidim HDP'nin yapılan haksızlığı. Ben gözümle gördüm. Çok sandıklara müdahale edildi. Ben gözümle şahit oldum abi. Ben bunu ispatlayabilirim. Der ya namusuma onda bir altın alabiliyorum. 8,5 milyar ama ben anneme babama mı bakayım? Geleceğimi mi kurayım? Yani adam diyor ki, devlet diyor ki, iki tane araba bana al, bir tane bana al. Yani nereye kadar bu? Vallahi abi namusuma artık yeter, bıkmışız gitsin ha. Hani olmuyor. Erdoğan gitsin abi ya. Yeter ya, ben gideceğim Kılıçdaroğlu, ona vereceğim, gideceğim abi. Korkuyoruz konuşma. Korkmayın abi. Nereye kadar korkacağız? Ya gidin abi ya. Bir sandıktır, namusundur, bir oyundur, o da şerefindir ya. Vay gel. Yok değil abi, yeter ha. 22 sene ya, tamam olmuyor, belki sevirsiniz. Bir değilsin ya, bir 5 sene de bizi başkası istersin ya. Hani yeter artık vallahi. Bak da aynı işten gelmişim abi. Gencem, hayatımı yaşamayayım. Daha bir abi sevdiğimizden değil. Onun nedeni şimdi ona bakırız ha. Dürüsttür adam, adamın hırsız değil, adam çalmasını bilmiyor. Bak Demirtaş ile Erdoğan arasında çok iyi bir fark var. Abi çok iyi bir fark var. Bak ikisi de hırsızdır. Selahattin Demirtaş da hırsızdır, de Erdoğan da. Demirtaş geldi kalbimi çaldı, o da geldi cebimdeki olan 5 milyon paramı çaldı. Ne yapayım ben ona ya? Vallahi ben bu yolda ölmeye gelmişim abi. Abi kurba ayrı gidin, oyunuzu kullanın. Aferin. Şerefindir, namusundur. Oyun senin şerefindir, namusundur. Korkma. İradenize sahip çıkın. Fakir fukaraya acımıyor. Onlar demek ki bir rüşvet yiyor. Bir yerden para yiyor. Amin. Tabii ki değişimden yana. Bu sahtekarlık yapar reis cumhur olmuş. Bu adamdan reis cumhur olur mu ya? Olacak şey mi ya? Yalan söylüyor adamlar, hiç umur olur mu? İnsanın fakir fukarayı soydan dolar 2-3 liraydı. Dolar şu anda 25 lira ya. Bunu yapan adam, ben şey biliyorum. Nedir? Ben ekonomistim. Böyle midir ekonomist? Sen
katma değeri yüksek mal üretmezsen, o ülkede fabrikalar devreye girmezse, tarım devreye girmezse, tarımın girdilerini düşürmezsen burada fiyatın düşmesi mümkün mü? Ya soğancının peşinde, ya sen soğancının girdilerini, gübresini, mazotunu, ilacını sen düşürmezsen, akaryakıtını düşürmezsen nasıl maliyet düşecek? Nasıl düşecek? He? Sana maaş vermezse sen çalışır mısın? Sana günde 100 lira verse sen nasıl çalışırsın? Mümkün mü? Olur mu öyle şey? Olmaz kardeşim. Senin gibi konuşan insanlara ihtiyacım var. Var ama kardeşim abi, işte. Göstereceğim size. Bak ben size diyorum. Bak Gelecek ve Yeşil Sol Partisi burada yazılıdır ha resmi olarak. Kaç ay olmuş abi? 140. Bakın devletin bize attığına bakın. 140. Bak. Yavrum ben bir sıfır göstermem almış ha. Diyarbakır sıfır tane. MHP'ye vermiş. 173 yeşilin, tane. Yeşilin silmiş MHP'ye vermiş. Ben sorumluydum ha. Yeşili silmiş MHP'ye vermiş. Abi aslında bu konu çok uzundur. Bak ben bir HDP'liyim. Asla bunu yani şey yapmam, korkmam, çekinmem söylerim. Biz hepimiz HDP'ye oy verseydik, oylarımız bir arada olsaydı mesela daha çok milletvekili çıkardık, daha büyük bir oy potansiyeli ortaya çıkardı. Bak Erdoğan'a karşı olsun diye Cumhurbaşkanlığında Kılıçdaroğlu'nu seçtik. Birçok vatandaşımız genel seçimde de karışıklık yaptı gitti. Hani oyları heba oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Bu seçim biraz karmaşaya gitti. Açık konuş. Başkasından yok. Lakin neden korkarım? Ben 40 yaşındayım, belki yarın bir gün hadi ben de öldüm, benim ömrümde görmedim. Bu gençlerimiz abi ekonomi almış başını gitmiş ya, adam eve gidince alacak ekmek parası yok. Ya bir dolmuş 7 lira bir ekmek 8 lira. Bak gitse gelse 15 lira bir ekmek alsa 25 lira. Bugün kimse de yok, bak benim cebimde yok. Ekonomi almış başını gitmiş ya. Hani diyor ya meseleyi girt diye. Toplumsal olarak meseleyi girt diye. Yani eğer Erdoğan hasbelkader bir yanlışlık olursa kazara ikinci seçimde tekrar başa gelirse yani... Şimdiye kadar biz Kürt halkı olarak ekonomik, sosyal, politik zaten baskı altındaydık. Ama emin ol bundan sonra tüm Türkiye halkları baskı altına girecek. Anlatabildim mi abi? Tüm Türkiye halkları gençler, o sıkıntıyı çekecek. Bundan sonra toplumsal olarak bir de halk olarak birbirimize girebiliriz. Anlatabildim mi abi? Çünkü bunu gösteriyor. Sözde kardeşiz ama bizim seçtiğimiz insanlara kayyum atanıyor. Sözde kardeşiz ama ana dilimizle konuşunca ya gözaltında alıyoruz. Ya zulüm görüyoruz. Şimdi 4 tane arkadaşımız Kürtçe halay çekmiş, mehter marşı eşliğinde gözaltına alıyorsun. Şimdi bunlar vatanı işgal mi etmiş? Bunlar pasaportla gelmesi gereken yere kaçak yollarla mı gelmişler de sen gözaltına almışsın? Mehter marşı çalıyorsun, bir de gösteriyorsun. Tabii bu ülkede ben cumhurbaşkanıyım, hukuk devletinde cumhurbaşkanıyım diyen bir insan o partinin belediyelerini kapatacaksın dendiğinde talimatla kapatılıyorsa zaten bu ülkede her şey beklenir. Sorun ne, çözüm ne, ne istiyorum? Bunları da sunmam lazım. Kardeşim ben eşit, özgür bir yaşam istiyorum. Ben her yerde ana dilimi konuşmak, her yerde ana dilimde şarkıyı dinleyebilmek istiyorum. Belki Kıcık'ına gidip caddenin ortasında da o müzikle halay çekmek istiyorum. Herkesin buna hazır olması lazım. Bunun için de toplumun başındaki siyasileri bizleri kutuplaştırmaması lazım. Adam kafasına göre geliyor, Diyarbakır'a Kürdistan vardır diyor. Ankara'ya gidiyor, Kürdistan yoktur diyor, en büyük düşmanı biziz. Ne demek istediğimi anladın mı? Adam sırf oy alması için, iktidara gelmek için, kontrolü sağlamak için her türlü yolu deniyor, her şeyi konuşuyor, her şeyi yapıyor, her şeyi de kendine mübah görüyor. Bak bize düşen, ben kendi halkımdan özellikle rica ediyorum. Bizim içimizde bile AK Partililer var, özellikle vuran altını çiziyorum. Anam babam olsun, fark etmez. Sesim kime gidiyorsa. AK Parti'ye oy veren insanlara sesleniyorum. Eğer bu ülke bu seçimden sonra biraz daha kötüye giderse bak, biraz daha kötüye giderse Allah'a çarpsın ben hakkımı ona haram ediyorum. Hepsinden de bu AK Parti'ye oy verenler sorumludur. Mahşerde de onlardan Allah'tan hesap sormasını isteyeceğim. Allah-u Teala insanlara diyor ki millet meclisini dinsiz zannedecek ama ben yine bir dinden de bir alıntı yapayım. Kurban olduğum Rabbim diyor ki ben affediciyim, ben merhametliyim. Aynı zamanda gazabı da vardır. Eyvallah. Ama diyor bana karşı işlediğin suçlarla gelirsen ben seni affederim, sıkıntı yok. Ama diyor bana kul hakkıyla gelme. Bugün Erdoğan'ın bu ülkeyi yönetirken yaptığı kul hakkı yemektir. Kürt olsun, Arap olsun, Çerkez olsun, Laz olsun fark etmez. Bu kul hakkıyla öbür tarafa gittiği zaman Allah-u Teala beni çağıracak, Deniz gel, seni çağıracak. Sen hakkını helal ediyor musun diyecek. Ben etmeyeceğim abi. Ben Erdoğan'a da etmeyeceğim, Erdoğan'a oy verenlere de etmeyeceğim. Ülke kötü, daha kötü bir yere giderse. Ama daha iyi olduysa biz diyeceğimiz kelime bellidir. Allah razı olsun. Yalnız hiç sanmıyorum abi. 20 senedir bu ülke giderek daha kötü oluyor. Ben daha da güzel olacağını sanmıyorum. Umudumu yitirmişim. Vallahi bu seçimde de AK Parti güçlenerek çıkarsa ben artık her şeyi bekliyorum bu memleket. Ben tekrar söylüyorum.
Lütfen herkes sandığa gitsin. Lütfen kimse rehavete kapılmasın. Herkes istediği oyu verebilir, sıkıntı değil. Ama sandığa gitsin, oylara sahip çıksın. Ya artık bu diktatörü kafamızdan, başımızdan kovalım. Yani ona diktatör diyorum. Ben diktatör dediğimi kabul ediyorum. İsterse 100 milyon izlensin. Ben bu yüzden ceza yersem de mahkemede kullanacağım kelimeyi biliyorum. Eğer bir cumhurbaşkanı sözüyle hukuk dışı belediye başkanları görevinden alınıyorsa, belediyelere kayyum atınıyorsa, bu ülkede hukuk düzeni yoktur, demokrasi yoktur, diktatörlük vardır yani. Başka bir şey yoktur. Ben öyle düşünüyorum.